Tabii formülü veremem. Aynen öyle. Çünkü verirsem herkes dünyanın en iyi lahmacunu yapmış olur. Sadece bu Esto'ya ait olsun. Tabii. Dünyanın en iyi lahmacunu. Geldi mi? Oh süper. Dünyanın en iyi lahmacunu. Dünyanın en iyi lahmacunu geldi abi. Gel. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden avcılar. Lahmacun yemeye geldim. Ama burada size lahmacunun tarifini vereceğim. Tarsus lahmacunu var. Adana lahmacunu var. Hatay lahmacunu var. Antep lahmacunu var. Urfa lahmacunu var. Diyarbakır lahmacunu var. Bildiğim. Sizin bildiğiniz varsa altında yazmaya devam edin. Şimdi içeri gireceğiz. Urfa lahmacunu nasıl yapılır? Esto gerçekten çok iyi lahmacun yapıyor. Bu lahmacunu nasıl yapıyor? Sırrını öğreneceğiz. Lahmacun tarifi geliyor. Başlıyoruz. Usta nasılsın? Merhabalar abi, sağ ol, sen nasılsın? Eyvallah. Ya seni sosyal medyada böyle yüksek enerjiyle görüyorum her gün. Lahmacundan dolayı herhalde. Tabii, lahmacunun lezzeti abi. Her gün yiyor musun lahmacun gerçekten? Her gün yiyorum. Her gün yiyorsun. Tabii. Eyvallah. Şimdi farklı farklı şehirlerin lahmacunları var. İşte Adana'nın ayrı, Urfa'nın ayrı, Antep'in ayrı, Diyarbakır'ın ayrı. Urfa'nın lahmacununu yapıyorsun sen. Değil mi? Bir de Esto'nun lahmacununu yapıyorsun, öyle mi? Tabii ki. Öyle size mi? Dünyanın en iyi lahmacununun tarifini vereceğim, rahat olun. Ha, yani yöre yok, dünyanın tabii, en iyi lahmacununun tarifi. Tabii. Buyur usta, seni dinliyoruz o zaman. Şimdi bir kere lahmacun olmazsa olmaz, Urfa'dan gelen ev yapımı isot. İsot. Tabii ev özellikle evde yapılıp Urfa'nın sıcağında... Ev yapımı detayı önemli, gerçekten yani, çok fark ediyor lezzete. Yani Urfa'nın sıcağında pişmesi gerekiyor bu isotun. Kesinlikle. Çok farklı bir lezzeti var Urfa isotunun. Özellikle ev isotunun. Onun dışında olmazsa olmazı soğan beyaz olacak. Beyaz soğan. Hiçbir şekilde acı tat bırakmaz lahmacun. Doğradıktan sonra suyunu alıyor musunuz? Tabii ki. Suyunu defalarca un çuvalında yıkayıp suyunu sağlam bir şekilde süzüyoruz. Çok güzel. Onun dışında malzemeleri görüyorsunuz. Kaliteli olması gerekiyor. Domates. İyi bir lahmacun yapmanız gerekiyorsa yani bütünleşmesi gerekiyor bütün malzemeler. Aynen, anladım. Şimdi Urfa sizin lahmacununuzda, Urfa lahmacunu değil mi? Esto lahmacununda domates var, soğan var, biber var. Maydanozumuz var, yeşil biberimiz var, maydanozumuz var. Evet. Bir de samanda, acı lahmacunda samanda biberi kullanıyoruz. Acı lahmacun, samanda biberi kullanıyoruz. Tabii ki. Urfa isotunu fazla koyunca bir acı tat bırakabilir. Yani o yüzden samanda biberiyle destek veriyoruz ona. Güzel. İki farklı şey. Diğer baharatlar, baharat çeşitlerimiz var. Karabiber var. Toz biberi var. Evet. Az nanemiz var. Nane? Tabii, az. Değişik. Evet. Tuzumuz var bu arada. Evet. Böyle bir lahmacun hazırlıyoruz. Kesinlikle. Yani ustaların kalitesi hepsi Urfa'dan geldi zaten. Urfa'nın o şeyini sıcaklığı alması olmaz. Zaten hepsi siyah esmer güneşte yanmışlar. Görüyorsun abi. Eyvallah. Peki içini hazırladık. Tamam. İçi birazdan gelecek. Peki hamuru nasıl olmalı? Nasıl bir un kullanıyorsun? Nasıl hamur yapıyorsun? Konya'dan unumuz geliyor. Ovabun. Birinci kalite un. Onun dışında abi. Mayalanma süreci? Maya yok. Lahmacun hamuruna maya girmez bir şey. Maya olmaz. Kesinlikle maya olmayacak. O zaman hamuru direkt yapıp getiriyorsunuz. Yapıp kesiyoruz evet. Bekleme süresi de yok Bekleme hamurun. Bekleme süresi yok. Lahmacun hamurunda maya olmaz. Maya olmaz. Ondan sonra geri kalan da ustalıkla fırına kalıyor. Tabii. Esto lahmacunda gördüğüm bir de şubelerde odun ateşi. Odun ateşi kesinlikle. Yani olmazsa olmaz odun ateşi. Evet. Aslında büyük açıkçası lezzeti veren odun ateşinin kendisi. O zaman ustalara dönüyorum ben. Bir lahmacun hazırlatayım. Size çeşitlilerden benim en çok sevdiğim, siz acılı zaten isot, 2 patlıcanlı, 3 bir de cevizimiz var, onu da çok aklımda kalmış. Üçünden birer tane hazırlatayım ben. Tabii ki efendim, buyurun. Eyvallah. Sağ ol. Şimdi karışımın bu şekilde hazırlanmış oluyor. Şimdi ara görüntü vermedik size, zira bu benim sırrım diyor. Formülü veremem. Aynen öyle. Çünkü verirsem herkes dünyanın en iyi lahmacunu yapmış olur. Sadece bu Esto'ya ait olsun. Oh. Gerçekten şu an ağzım sulanıyor. Zira lahmacunun tadını biliyorum. Birazdan yiyeceğim. O 3 farklı lahmacunu da size anlatmış olacağım. Usta bir baştan hazırlayalım o zaman. İşte budur. Eline sağlık. Afiyet olsun efendim. Değil mi? Ve lahmacunumuzu hazırlamaya başladık. Bir tane daha kapacım. Ben bir de acılı istiyorum. Acılı lahmacundan. Acılı lahmacunuz da böyle çok deli gibi acı değil mi Ramazan Usta? Abi yani, Urfa isotunun özelliği zaten böyle boğazı yakmaz. Yani evet. Sade güzel bir acısı var. Kesinlikle. Ben bugün 3 tane lahmacuna kendime adadım. Biri fındıklı, biri patlıcanlı, biri de cevizli olacak. Patlıcan dedim söğürmeli. Antepliler de öyle söyler. Abi bu kaç lan, burası mı acı? Hı?
Odun ateşi. Ne dedi Ramazan Usta? Odun ateşini pişmeli lahmacunlar dedi. İşte bu. Demek oluyormuş dayı. Demek ne oluyor yani? Kaç tane geldi dayı? Abi sen de anlıyorsa çok. Geldi mi? Oh süper. Dünyanın en iyi lahmacunu. Dünyanın en iyi lahmacunu geldi abi. Gelsin. Evet. Şimdi baktığınız zaman pizzada, pidede lahmacunlu bir hamur üstü bir lezzet. Ama aralarında benim en çok sevdiğim şey lahmacun. Mesela farklı türlerinde yapmaya başladılar. Burada dediğim gibi patlıcanlı var. Mantarlı falan filan var ama benim favorilerim burada cevizli, patlıcanlı ve isotlu olan, böyle bol acılı olan. Şimdi burada içine bir şey koymaya gerek yok. Limon falan atmaya da geliyor. Ceviz var bolca. Şöyle güzelce düreyim. Güzelce düreyim. Ve gerçekten size bahsettiği dünyanın en iyi lahmacunun tadına bakalım. Çıtırtı 10 numara. Ve her şubede, her seferinde aynı lezzeti koruyabiliyor. Bu mekan önce Beylikdüzü'nde açıldı. Sonra Esenyurt'a şube açtı. Şimdi Avcılar da ve yayılmaya da başlanacak. Sanırım Kadıköy'e kadar gelir. Çok da mutlu olurum bundan. Sadece lahmacun yapıyor oluşu da buna özeniyor, buna odaklanıyor. Dolayısıyla daha lezzetli bir şey çıkartıyor. Normalde lahmacun kebapçıların, diğer restoranların bir yan ürünü olarak görünüyor. Hem cevizin tadını alıyorsun, hem içindeki etin tadını alıyorsun, isotun tadını alıyorsun. Kompleks bir lezzetin içinde bir sürü lezzet böyle damağında hissedilen şeyler. Şuna saman biberi demiştim, tadına bakalım. Sağlam acı. Son zamanlarda bazı restoranlar işte yemek yeme yarışması yaptı. Şu kadar yersen sana şu kadar para, şu kadar altın, telefon falan. Burası da onu yapıyor. Sanırım çeyrek altın veriyor değil mi Enes? Cumhuriyet altın. Kaç tane yiyene? 1 saatte 20 tane. 1 saatte 20 tane lahmacunu yiyene Cumhuriyet altını veriyormuş. Bana acı challenge yapsanız ben gelirim ama 20 tane lahmacunu 1 saatte. Ve yiyen olmuş abi. Yemem, yemiş mi? Var. Yerler ya, ben de yerim 20 tane. Bir kadın hanımefendi yemiş. Oo. Erkekler bitirememiştir. Oh. Kesin fittir o kadın. Yarışmayı kazanan kadın fit miydi, kilolu muydu? 48 kilo. 48 kilo, 20 tane lahmacun yedi. Tabii 20 tane lahmacun, 5 tane ayran, 3 tabak garnitür, üzerine 1 tane sütlaç ve finalde bir de bana dedi ki künefe de ısmarlar mısın, ben kovaladım. Ocağını batırmış seni. Ocağını batırmış. Ocağını batırmış adamın. Böyle bir şey yok. 48-49 kilo. Yani ben gözümle görmesem inanmam. Ondan inanmam. Ben bu arada yerim normalde ama iddiaya girmiyorum. Bir de o kızı bir de o kadar. Siz de iddialıysanız buyurun gelin. Para veriyor. Yemezse ne oluyor? Parayı alıyor musun? Yemezse lahmacunların ücreti neydi? Herhangi bir katır ücreti falan yok. Evet. Bir saat sürede 25 tane. 20 tane. 20, ne kadar? Bir cumhuriyet altını. Bir tane cumhuriyet altını, evet. İddialı. Ama yerseniz hem lahmacunları yiyorsunuz hem de cümlet altını alıp gidiyorsunuz. Şimdi biz bunu bitirelim, diğer lahmacun gelsin. Efendim, geldi patlıcanlısı, isotlu patlıcanlı. Ya Melih, sen de bir konuşturmuyorsun beni ya. Ben konuştum değil mi? Estağfurullah. İsotlu patlıcanlı geldi. İsotun acısı bana böyle çok acı gelmez. Hatta zaten genelde isotun acısı sonradan yakar. Yanında da Hatay'ın biberini veriyorlar. Şuradan başlayayım bu sefer. Patlıcan özellikle Antep'te adına sörme denir ve bütün lahmacunlarda kullanılır. Gidin,
dursun. Cevizi denedik. Şimdi patlıcanı yiyoruz. Birazdan sadesi gelecek. Çok çıtır. Bütün malzemelerin tadını aldınız. Tam dengeli bir lahmacun dönüşü. Az önce dediğim gibi. Ve patlıcan acayip yakışıyor. Bunu bitirelim. Bir sonraki lahmacun gelsin. Ve klasik. Duman üstünde. Böyle bol bol hem isotun tadını alıyorsunuz hem yağın kokusunu alıyorsunuz. Ve üçüncü lahmacunum olacak bu. Bu arada arka arkaya getirmiş olsalardı hani iddiaları var ya 20 lahmacun 1 saat. Muhtemelen ben bitiririm. Ama girmeyeceğim o iddiaya. O size kalsın. Çıtır. Gerçekten çok lezzetli. Fiyatı neydi Enes biliyor musun? 29 lira. 29 galiba. Lahmacun fiyatı 29 lira. 3 şubeleri var dediğim gibi. İlk şubeleri Beylikdüzü. Şöyle göstereyim. İlk şubeleri Beylikdüzü. Sonra Esenyurt'ta açtılar. Şu anda biz Avcılar Şubesi'ndeyiz. İyi lahmacun yemek istiyorsanız burayı kesinlikle listenize alın. Yavaş yavaş videoyu sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgili kalın.